önemli bir maça çıkıyoruz. Evet. Ankara Gücü şampiyonluk yolunda bir değerlendirmenizi alalım. Önemli bir maç. Tabii Ankara Gücü aslında Süper Lig'den düşen bir takım. Mutlak surette oralara çıkmasını isteriz. Ama netice itibariyle bize güvenen de 650 bin nüfuslu Eti Mesut ve 5 milyon nüfuslu bir Ankara var. Onun için biz de onların güvenini sarsmamak ve bu maçı güzel oynayan kazansın demek kaydıyla maça başlayacağız inşallah. Çok teşekkürler başkanım. Sağ olun. Maçsanız. Hocam senin açından özel bir maç olsa gerek. Yıllarca Ankara Gücü'nün kalecisini korudun. Bugün Eti Mesut'un menajer, sportif direktörüsün. Sahada şampiyonluğu oynayan bir Ankara Gücü var. Bir hislerini almak isterim. Tabii şimdi 8 senem geçti Ankara Gücü'nde. Ankara Gücü benim için çok ayrı bir yeri var. Ankara Gücü'nün bugünkü oyunu gerçekten beni memnun etti. Yani iyi futbol oynadılar. Ama biz de takdir eder ki kamuoyu 5 yıl süreç içerisinde ikinciliğe gelen bir takımız. Genç bir takım. Ligi ikincilikte ilk senesi. Güzel bir maç oldu. Ama tabii benim için çok duygusal bir maç. Yani Ankara Gücü benim için çok ayrı bir şey. Yani bunu söylemek nasıl anlatılır? Kelimeler yetmez yani Ankara Gücü'nü anlatmaya. Ama bugün çok duygusal bir maç. Yani Eti Mesut bir tarafta elimizde büyüyen bir takım. Bir tarafta da tabii hayatımızın, gençliğimizin geçtiği Ankara Gücü. Güzel bir maç oldu. Taraftarı muhteşemdi. Ankara Gücü taraftarı muhteşemdi. Atmosfer muhteşemdi. Ankara Gücü'nün bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim. İnşallah istedikleri hedefe ulaştılar diye düşünüyorum. Hocam senin oynadığın dönemlerde dahi birkaç yıl haricinde bu kadar görkemli tribünler fazla olmamıştı. Artık Ankara Gücü taraftarı da aç. Ama bugün benim açımdan özel bir kısmı Eti Mesut herhangi bir şaibeyi bırakmayacak bir futbol oynadı sahada. Yani penaltıdan bir gol oldu ama Eti Mesut da atabilirdi, kazanabilirdi. Beklentilerde, konuşulanlarda bir taraftan da öyleydi ama yıktınız. Bununla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Şimdi iki Ankara takımı, Ankara derbisi. İki hafta önce Bustaş'la oynadık, Bustaş'ı kazandık. Yani bugünkü oynadığımız tabii ki futbol bana göre olumluydu, iyi futbol oynadık. En azından buradaki izleyen bütün kamuoyu, siz değerli basınımızda gördü ki Eti Mesut Belediyespor, Ankara Gücü hiçbir şaibeye yer vermeden futbolunu son derece mücadele şeklinde 94 dakika, 2 takım da müthiş mücadele etti. Hakikaten takım ortada bir maçta, hakikaten takım belki bir parça önde Ankara Gücü'ydü. Çünkü 2 tane direkten dönen topları vardı Ankara Gücü'nün. Bana göre yani ortada bir maçı Ankara Gücü tecrübesiyle, deneyimiyle, bu ligi 5 seneler, 6 seneler oynayan bir ekip Ankara Gücü. Kazandılar yani, bunun için fazla söyleyecek bir şey yok yani. Eti Mesut için playoff diyebilir miyiz hocam? Ya bu saatten sonra biraz işi zora soktuk. Bugünkü maçı kazansaydık, eğer 3 puan alsaydık, hanemizi yazdırabilseydik daha farklı olurdu. Hafta sonu Kayseri Erciyes maçımız var. Ondan da alacağımız 3 puanla yukarı doğru çıkardık diye düşünüyordum. Ama bugünkü mağlubiyetimiz açıkçası ilk 5 için biraz zora girdi yani. Haydi selam, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar Ankara Gücü'nü tebrik ederim.